Arkadaşlar merhaba. Bu videoda metinlerde kullanılan anlatım biçimlerini göreceğiz. Bunlar arasında açıklama, tartışma, betimleme diğer adıyla tasvir etme, öyküleme diğer adıyla hikaye etme anlatım biçimlerini göreceğiz. Bunlar metinlerde nasıl karşımıza çıkar? Soru olarak biz bunlarla nasıl karşılaşabiliriz? Bunlar hakkında konuşacağız. Öncelikle açıklamadan başlayalım. Arkadaşlar açıklama, öğretmek, bilgi vermek amacıyla kaleme alınan yazılarda kullanılan bir anlatım biçimi. Açıklamada asıl amaç herhangi bir konuyu okuyucuya öğretmek ve o konuyla ilgili bilgi vermektir. Bir konu anlaşılır kılınmak, geliştirilmek isteniyorsa mutlaka açıklamaya başvurulur. Zihinde beliren niçin ve nasıl sorularına açıklama sonucunda bir cevap bulunur ve konunun bilinmeyen yönleri bu sayede aydınlatılmış olur. Açıklamada benim amacım bilgi vermek ve öğretmek olduğundan arkadaşlar, sanatlı ve soyut ifadelere pek fazla yer vermiyorum. Bunlardan kaçınıyorum. Daha çok açık, anlaşılır bir dil kullanıyorum. Ayrıca nesnel bir tutum sergilemek zorundayım açıklamalarda. Öğretmek amacıyla kaleme alınan makale, deneme, fıkra, sohbet, eleştiri gibi yazılarda genellikle ben anlatım biçimlerinden açıklamayı kullanıyorum. Burada dikkat edilmesi gereken çok önemli bir nokta var sevgili arkadaşlar. Buna bakalım şimdi. Bir metinde birden çok anlatım biçimi ya da sadece bir tane anlatım biçimi ama birden çok düşünceyi geliştirme yolu bulunabilir. Örneğin açıklamanın bulunduğu bir yazıda düşünceyi geliştirmek için karşılaştırma, tanımlama, tanık gösterme, tartışma gibi düşünceyi geliştirme yollarından biri de bulunabilir. Bu nitelikte bir paragraf verilirse bana eğer, soru kökünde parçanın anlatımında hangisinin ağır bastığı soruluyordur büyük ihtimalle. Soru kökünü daha dikkatli okumalıyım. Hangisinin ağır bastığını nicel olarak ölçemeyeceğimiz için biz, yani bunun bir ölçeği olmayacağından paragrafın yazılış amacına bakıyorum. Eğer açıklayıcı bir metinse mesela burada da diyebilirim ki anlatım biçimlerinden açıklama kullanılmıştır diye cevap verebilirim. Ayrıca bir paragrafta birden çok anlatım yoluna ulaşılabiliyorsa seçenekler de ona göre düzenlenir. Yani seçeneklerde A şıkkına mesela iki tane yanıt vermesi gerekir bana. Geldik ikinci anlatım biçimimiz olan tartışmaya. Tartışma herhangi bir konuda farklı düşünen bir kişinin fikrini değiştirmek, fikir değiştirmek burada önemli. Sözü edilen konu üzerinde düşünmesini sağlamak amacıyla kaleme alınan metinlerde kullanılan bir anlatım biçimidir arkadaşlar. Tartışmacı anlatımda yazar karşı tarafın düşüncelerini çürütmeyi, geçersiz kılmayı ve o kişinin kendisi gibi düşünmesini sağlamayı amaçlar. Buna dikkat edelim. Karşı düşünce yani karşı çıkılan düşünce sadece bir kişiye ait olmak zorunda değildir arkadaşlar tartışmada. Yazar toplumda yerleşmiş yanlış kanıları, yanlış algıları da değiştirmeye çalışabilir. Tartışmacı anlatım biçimine bağlı olarak kaleme alınan paragraflarda yazar önce kabul etmediği, yanlış bulduğu bir düşünceyi ortaya koyar. Yani önce problemi ortaya koyuyor. Sonra bu konuyla ilgili kendi doğrularını dile getiriyor. Asıl doğrunun kendi görüşleri olduğunu savunuyor, ikna etmeye çalışıyor. Bunu yaparken diğer görüşü neden benimsemediğini iyice açıklaması gerekir. Karşı düşünceye sahip kişiyi kendi düşüncelerine çekmeye, kendi düşüncelerinin doğru olduğuna inandırmaya çalışır arkadaşlar. Tartışmacı anlatım biçiminde amaç doğrultusunda bir üslup kullanılması gerekiyor. Amaç bir düşünceyi çürütmek olduğundan yazar sanki karşısında biri varmış gibi sohbet havası içinde yazısını kaleme alabilir. Yani illa tartışma dediğimizde iki kişinin karşı karşıya gelmesine gerek yok. Ben bir metin yazabilirim. Bu metinde karşı çıktığım düşünceyi çürütmeye çalışıyorsam, karşı çıktığım düşünceyi anlatıyorsam, benim fikirlerimin daha doğru olduğunu açıklamaya çalışıyorsam da tartışma anlatım biçimini kullanmışım demektir arkadaşlar. Bir düşüncenin çürütülmesi için karşı düşünce ortaya konduğundan
tartışmacı anlatımda bilgi verilir, açıklama yapılır ve karşılaştırmalardan yararlanılır. Bunu da unutmayalım. Bu durumda tartışmacı anlatım biçimiyle kaleme alınan yazılarda açıklama ve karşılaştırma genelde vardır diyebiliriz arkadaşlar. Bunların dışında yazar örneklerden, sayısal verilerden ve farklı kişilerin görüşlerinden de yararlanabilir. Çünkü ne yapmaya çalışıyor bu arkadaş? Tartışmayı kullanarak kendi fikrinin doğru olduğunu iddia ediyor ve bunu karşısındakine kabul ettirmeye çalışıyor. Tartışma anlatım biçimi genellikle makale, eleştiri, fıkra, röportaj, deneme gibi yazı türlerinde kullanılır. Ama burada fıkrayı gazete yazısı fıkra olan, köşe yazısı fıkra olan olarak kabul etmemiz gerekiyor. Nasrettin Hoca fıkraları olarak düşünmeyelim sevgili arkadaşlar. Bakalım tartışma ile açıklama ve karşılaştırmanın farkı neymiş? Bir paragrafta birden çok anlatım biçiminin bulunabileceğini ben az önce size söylemiştim. Böyle bir durumda hangisinin ağır bastığı sorulacağını da söylememiz gerekir arkadaşlar. Bir paragrafta amaç sadece bilgi vermek, öğretmekse açıklama ağır basıyor demektir. Bilgi veriliyor, karşılaştırmalardan yararlanılmış fakat tüm bunlar bir düşünceyi kanıtlamak, karşı düşünceyi çürütmek için yapılmışsa tartışma ağır basıyordur demektir. Varlık ya da durumlar karşıt özellikleriyle ortaya konmuşsa, yani amacımız burada bu varlık ve durumları karşılaştırmaksa, sadece karşılaştırma yapmaksa karşılaştırma ağır basıyordur diyebilirim arkadaşlar. Geldim 3. anlatım biçimim olan betimlemeye, yani diğer adıyla tasvir etmeye. Arkadaşlar betimleme, bir şeyi sözle veya yazıyla anlatma, göz önünde canlandırma, tasvir etmedir. Diğer adı zaten tasvir etmeydi. Diğer bir ifadeyle betimleme, varlıkların kelimelerle resmedilmesidir diyebiliriz. Bu tanım daha çok karşımıza çıkar. Kelimelerle resim çizme sanatı da denir betimlemeye. Betimlemelerde amaç, varlıkları ya da durumları gözlemlerden yararlanarak okuyucunun hayalinde, gözü önünde canlandırmaktır. Bu ise başta görme duyusu olmak üzere tüm duyulardan yararlanılarak sağlanır arkadaşlar. Yazar gözlemlerinden yararlanarak varlık ve durumlara görünürlük kazandırır. Bu görünürlük insanın zihninde gerçekleşen bir görünürlüktür. Bir varlığın görüntü olarak algılanması, o varlığın ayırt edici özellikleriyle tasvir edilmesine bağlıdır. Bu nedenle betimlemede sıfatlara, renk ve biçim ayrıntılarına çok yer verilir. Yazarın amacına uygun betimleme iki kısma ayrılıyor arkadaşlar. Şimdi bunları görelim. A dedik, açıklayıcı betimleme. Bir varlık ya da durumla ilgili bilgi vermek amacıyla kullanılan betimlemelerdir. Açıklayıcı betimlemede kişi ya da nesneler kişisel duygu ve izlenimler katılmadan olduğu gibi nesnel olarak yansıtılır. Yani ben bir varlığın ne olduğunu insanın zihninde canlandırmaya çalışıyorsam daha çok açıklayıcı betimlemeyi kullanıyorum demektir. Coğrafya kitaplarında açıklayıcı betimlemelerden yararlanılarak konular okuyucunun gözleri önünde canlandırılır. Mesela ben bu bardağın ne olduğunu, nasıl bir şey olduğunu okuyucunun gözleri önünde canlandırmak istiyorsam açıklayıcı betimlemeyi kullanıyorum demektir. İkinci olarak sanatsal, izlenimsel betimleme var. Diğer adıyla izlenimsel. Nesne, kişi ve durumlar yazarın duygu ve kişisel izlenimlerine bağlı olarak okuyucunun gözleri önünde canlandırılır. Sanatsal betimlemede yazar, varlıkları ayırt edici nitelikleriyle tasvir ederken öznel bir üsluba başvurur. Açıklayıcı betimlemede nesnel bir üslup vardı, sanatsal betimlemede ise öznel bir üslup varmış sevgili arkadaşlar. Sınavda bir betimlemenin açıklayıcı mı yoksa sanatsal mı olduğu ayrıntısının sorulma ihtimali yoktur, çok düşüktür. Önemli olan metindeki betimlemeyi tespit edebilmenizdir arkadaşlar. Bakalım diğer bir anlatım biçimimiz olan öyküleme neymiş, ne değilmiş. Öyküleme
Anlatılmak veya söylenmek istenenlerin bir olaya bağlı olarak kaleme alınmasıdır arkadaşlar. Öykülemede amaç olayı okuyucunun gözü önünde canlandırmak ve okuyucuya olayı yaşatmaktır. Betimlemeye ne kadar benziyor ama bakalım öykülemenin kendine has özellikleri neymiş? Roman, hikaye, anı, gezi, biyografi, otobiyografi gibi edebi türlerin temel anlatım biçimi olan öykülemede olay ve durumlar fiile yani harekete bağlı olarak anlatılır. Öykülemede olay, kişiler, yer ve zaman olmak üzere 4 ana unsur bulunur. Hikayenin unsurları da bunlarda aşağı yukarı hatırlıyor olmamız lazım. Öyküleme anlatım biçiminin kullanıldığı bir parçada bu 4 unsurun tamamının bir arada bulunmadığı da olabilir. Önemli olan değişen, birbiri ardından gelen yani ardışık olay ve durumların bulunmasıdır arkadaşlar. Genelde geçmiş zaman kipinin kullanıldığı öykülemede anlatılmak istenenler olay, kişi, yer ve zamana bağlı olarak tasvir edilir. Tasvir öykülemenin önemli bir özelliğidir. Bu durumda öykülemenin bulunduğu parçalarda betimleme yani tasvir de vardır diyebiliriz. Öykülemede cümleler genelde kısadır ve bu cümlelerin yüklemleri fiildir. Harekete bağlı olarak bir anlatım tercih edildiği için bunu söylüyoruz. Öyküleme, roman, hikaye, diğer adıyla öykü, tiyatro, destan, masal gibi türlerde vazgeçilmez bir anlatım biçimidir arkadaşlar. Şimdi gelelim öyküleme ve betimlemenin farkına. Öykülemede olaylar gözümüzün önünde canlandırılırken betimlemelerden yararlanılır. Yani öyküleme şu genişlikte bir şeyse betimleme bunun içinde kullanılan bir bölümdür diyebilirim bu maddeye göre. Bu tür metinlerde öyküleme ve betimleme iç içedir. Yani iç içe bu şekilde gösterdiğimiz gibi. Sınavda bu anlatım biçimlerinin hangisinin ağır bastığı sorulmuşsa metnin yazılış amacına bakıyoruz biz yine. Bir betimleme yapmaksa benim metindeki amacım anlatım biçimi olarak betimleme kullanılmıştır diyebilirim. Ama bir olayı ardı ardına hareket eden olayları, peş peşe gelen olayları, ardışık olayları anlatmak istiyorsa da öyküleme anlatım biçiminden yararlanmış diyebilirim. Burada da onu söylüyoruz. Acaba amaç sadece bir durumu resmetmek mi yoksa bir olayı kişi, zaman ve yere bağlı olarak aktarmak mıdır? Buna bakmamız gerekir arkadaşlar. Parçada bir durum gözümüzün önünde sadece canlandırılmışsa betimleme olayın kişi, zaman ve yere bağlı olarak aktarılması söz konusuysa betimleme bulunsa bile bunun içinde öyküleme ağır basar. Ayrıca betimleyici anlatım biçiminde varlıklar hareket halinde verilmiyor arkadaşlar. Bu anlatım biçiminde zaman adeta donmuş gibidir. Yani bir anın, bir nesnenin, bir durumun, bir olayın resmini çekmiş gibisinizdir betimlemede. Öykülemede ise fiillerden yararlanıldığı için varlıklar hareket halinde anlatılıyor. Bunu unutmayalım, bu ayrıntı önemli. Bir parçada öyküleme ve betimlemenin bu özellikleri ayırt edemeyeceğimiz kadar iç içe geçmişse, ikisi de eşit ağırlıktaysa eğer, şıklar ikili olarak verilir. Aynı şıkta öyküleme ve betimleme verilmek zorundadır böyle sorularda arkadaşlar. Şimdi geçelim anlatım biçimleri ve düşünceyi geliştirme yolları ile ilgili geçmiş yıllarda çıkmış sınav sorularına arkadaşlar. İlk sorumuz 1997 yılında devlet parasız yatılılık sınavında çıkmış bir soru arkadaşlar. Bana demiş ki paragrafla ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi söylenir? Bakalım paragrafa. Şıklarımda ne var? Açıklamanın yapıldığı, benzetme yapıldığı, tasvir ve betimleme yapıldığı, övgüye yer verildiği. Karşı duvardaki tahtalara ok talimlerinin çeşitli nişangahları çizilmiş. Köşedeki çınarların dallarına kılıç eğitiminde kullanılan inceli kalınlı tellere sarılmış kar keçeleri, urganlar, iç yaprağı dolu torbalar asılmıştı. Şimdi burada bana bir anın resmini çekmiş gibi geliyor arkadaşlar. Bu yüzden tasvir diğer adıyla betimleme yapılmıştır diyebilirim. Geldim ikinci soruya. 1998 yılında öğretmen okulları sınavında sorulmuş bir soru. Demiş ki paragrafta
Aşağıdaki anlatım yollarından hangisi kullanılmıştır? Bakıyorum paragrafıma. Kış mevsiminden hiç hoşlanmam. Soğuğuyla, ulaşımıyla, yiyecek ve giyecekleriyle insana bir sürü sıkıntılar verir. Oysa yaz mevsimi öyle mi? Bir kere üşüme diye bir sorununuz, donma diye bir korkunuz olamaz. Bunun için de kat kat giyeceklere gereksinmeniz yoktur. Yiyeceklerinizin büyük bir bölümü de yaz mevsiminden ürünlerdir. Şimdi bu metinde arkadaşlar ne yapmış? Yaz mevsimi ile kış mevsimini karşılaştırmış diyebilirim. O zaman karşılaştırmalı anlatımdan faydalanılmıştır diyebiliriz. Geldim 3. soruya sevgili arkadaşlar. Bu parçada aşağıdaki anlatım biçimlerinden hangisi kullanılmıştır demiş. Yeşil dağlar arasında Manisa akşamları morararak susar. İnce rüzgarlarla dağılan ezan seslerinden sonra belde derin bir sessizliğe dalar. Karanlık basınca yamaçtaki evlerde cılız gaz lambalarının titrek ışıkları görülür. Burada bir olay örgüsü yok. O yüzden ben öyküleyici anlatım diyemem. Ardışık, peş peşe gelen olaylar yok. Ben burada ne diyebilirim? Yine benim zihnimde Manisa'nın görüntüsünü canlandırmaya çalıştığı için betimsel bir anlatım biçimi kullanılmıştır diyebilirim sevgili arkadaşlar. Evet, 4. soruya geldik. Kapalı çarşıya o saatte Sahaflar Çarşısı tarafındaki büyük kapıdan bir göz atmak korkunçtur. Çarşı karanlık bir deniz halinde uzar. Camekanlardaki eşya elektrik ışığından ayrı düşünce korkularından büzülürler ve camdan çarşının tenhalaşmış yolunu görmemek için gözlerini yumarlar. Arkadaşlar bu soruda yine kapalı çarşıyı benim gözlerimin önünde canlandırdığı için tasvir etmeden faydalanılmıştır. Bu anlatım yolu tercih edilmiştir diyebilirim. Geldik 5. soruya. Paragrafın anlatım biçimi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Bir zamanlar bakırcılar bakırı ateşe tutarlar, çekişle döverek tencere, tava, güğüm yaparlardı. Kentler ahşap tezgahlarda elle dokunur, mekikleri göz nuruyla sarılırdı. Taş elle yontulurdu, kireç taşı, odun ateşi ve insan emeğiyle yakılıp kireç yapılırdı. Tuğlanın çamuru ayakla çiğnenirdi. Şimdi burada peş peşe yapılanları anlattığını görüyorum ben. Yani öyküleyici anlatım biçiminin kullanıldığını fark ediyorum sevgili arkadaşlar. 6. soruya geldim. 2010 senesinde SBS sınavında çıkmış bir soru arkadaşlar. Bu parçada yazar düşüncesini dile getirirken aşağıdaki anlatım yollarının hangisinden yararlanmamıştır diyor. Hemen bakalım. Bu sabah erkenden Hyde Park'a gittim. Kuğuların uçuşunu seyrettim. Hiçbir rüya bu kadar güzel olamazdı. Karşılaştırma yapmış. Hiçbir rüya bu kadar güzel olamazdı demiş. Rüyalarıyla Hyde Park'ı karşılaştırmış. Eledim. Bembeyaz hayvanların bir müjde gibi gelişi. Burada bir müjdeye benzetiyor hayvanların gelişini. Eledim. Hele kuğunun uçuşu, suda kanatlarını açık ilerleyişi, muhakkak ki yeryüzünde görülebilecek şeylerin en güzeliydi. Betimleme ile tanımlama arasında kaldım. Burada genel olarak bana Hyde Park'ı resmettiği için tanımlama yoktur ama betimleme vardır diyebilirim. O yüzden betimlemeyi de eledim. Geriye bir tek tanımlamadan yararlanılmamıştır diyebilirim arkadaşlar. Geldim 7. soruya. 2011 yılında SBS'de çıkmış bir soru arkadaşlar. Bu parçada kullanılan düşünceyi geliştirme yolları aşağıdakilerden hangisinde birlikte verilmiştir diye sormuş bana. Bu bozkır geniş sahalara, geniş vadilere, ince sazlıkların bittiği su kenarlarına ve titrek yapraklı sivri söğütlere doğru uzanıyordu. Sanki elinin ulaştığı her yeri biçecek büyük sarı bir tırpan oluvermiş ve kızgın güneşle kuru bir gökyüzünün altında çalışmaktan yorulmuştu. Şimdi sanki diyor şu 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 gibi vesaire vesaire dediği için benzetme mutlaka olacak benim şıklarımın arasında. Bazı şeyleri başka varlıklara benzetmiş diyebilirim. Eledim.
Örneklendirme mi yoksa betimleme mi var? Bu ikisi arasında kaldım şimdi. Bu metinde benim aklımda bir şeyler resmedilmeye çalışıldığı için betimlemeden daha çok yararlanılmıştır. O yüzden cevabım betimleme ve benzetmedir sevgili arkadaşlar. Geldim 8. soruya. 2016'da 1. Teok'ta çıkmış bir soru sevgili arkadaşlar. İlk dönemki Teok'ta. Bu metnin dil ve anlatımıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi söylenemez demişiz. Tanımadığımız bir dünyaya uyandık. Böyle miydik dün sabah? İğne deliğinden sızan ışınlar bir ışıldak keskinliğiyle doldurmuştu odayı. Oysa her şeyin rengi çekilmiş bugün. Karşıki terasın kızıl tentesi solmuş, yandaki evin yeşil camları donuk. Bir kamp çadırı var sanki üzerimizde. Yamalı yer kül rengi. Denize moloz dökülmüş sanki. Bakıyorum, dün sabah ve bugünü karşılaştırmış. Karşılaştırma vardır. Bir kamp çadırı var sanki üzerimizde diyor. Bulunduğu durumu bir kamp çadırının oluşuna benzetmiş. Bu yüzden benzetme var. B ve C'yi eledim. Yine bir resmetme söz konusu olduğu için betimleme de vardır ama kişileştirme bulamıyoruz sevgili arkadaşlar bu metinde. Geldik 9. soruya. 2015 senesinde 1. dönem Teok'ta sorulmuş bir soru. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır? Çocukluk dönemi hafızada hep taze kalır. Buradaki anılarımız tamamen kaybetmediğimiz, her fırsatta dönüp baktığımız bir fotoğraf albümü gibidir. Yeri geldiğinde hemen kapağı açılır, anılar yeniden canlanır. Bu metinde aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangisi kullanılmıştır demiş. Tanık gösterme olamaz zaten. Örnek de vermemiş, örneklendirme de yok sevgili arkadaşlar. Çocukluk dönemini ve bugünü karşılaştırmamış, sadece çocukluk dönemini anlatmış. O yüzden karşılaştırma da yoktur. Ama her fırsatta dönüp baktığımız bir fotoğraf albümü gibidir demiş. Bir benzetme söz konusu bu metinde. Düşünceyi geliştirme yollarından benzetme kullanılmıştır diyebiliriz. Arkadaşlar anlatım biçimleri, konu anlatımımız ve örnek soru çözümümüz burada noktalandı. Başarılar dilerim. Herkese iyi günler.